Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an saat gece 23.22, 11.30. Bugün sabah erkenden annemlere gittik, kahvaltı yaptık. Orada aşure yaptı annem. Biz gittiğimizde yapmıştı, biz çünkü 10 gibi gittik. Şimdi yarın da ben yapacağım inşallah. Şimdi buğdaylarımı ben geceden ne yaptığımı göstereceğim. Bunu belki 6-7 kere böyle ova ova yıkadığım buğdaylarımı şimdi tencereye koyup üzerine kaynar su koyup 10-15 dakika haşlayıp hiç kapağını açmadan sofra bezine sarıp sabaha kadar o şekilde bekleteceğim. Sabah devam edeceğiz. Burada da işte diğer malzemeleri ve kuru incir, badem, fındık. Bunları hazırlıyorum sabah erkenden inşallah. Aşuremizi yapmaya başlayacağız. Bay bay. Herkese günaydın. Şimdi ay hala sıcak, inanır mısınız? Çünkü geç saatte yaptım. 12.30'da yaptım. Şu an saat 7.30 mu? 8.30. Baya baya pişmiş. Artık bunu pişmeye ihtiyacı yok. Çok iyi olmuş bu şekilde olması. Şöyle bunu şimdi büyük tencereye alıyorum. Kettle'da suyum kaynıyor. Deniz de size günaydın diyor. Şimdi sürekli kettle'da su olacak zaten. Su ilave edeceğiz bittikçe. Benim buzlukta geçen hafta yaptığım nohutum ve kuru fasulyem var. Kuru fasulyeleri en son atacağım neredeyse. Çünkü çok piştiler. Nohutu şimdi şöyle bir sudan geçirip nohutlarımı da içine atacağım. Daha sonra işte elmadır, kayısıdır, kuru üzümdür, bademdir. Bunları sıcak suya koyacağım. Yavaş yavaş artık başlayacağım. Şöyle bir buzu gitsin diye sudan geçirip tencereme koyacağım bunu da. Nohutumu da koyuyorum. Evet, şimdi ben buğdayımı koydum. Bir kettle sıcak su koydum. Üzerine de sabah sabah tabii adı aklıma gelmiyor. Keşke bunların kabuklarını alsaydım ama yani her zaman almıyoruz zaten. Şöyle gördükçe alacağım. Nohutlarımı koydum. Burada da bunları ayıkladım çöplerini. Üzüm, kuru üzüm, biraz bademim var. Fındığı büyük ihtimal üstüne süslerim diye düşünüyorum. Kayısım var. Bir tane elma doğradım. Şimdi bunları sıcak suyla ıslatıyorum. Kayısıyı, bademi ve bu çiğ badem ve üzümü ıslatıyorum. Bunlar şöyle bir saat kadar şişsinler. Fındığı, cevizi, işte fındık var, ceviz var. Şöyle göstereyim. Susam var. Çam fıstığı var. Bunları büyük ihtimal üstüne süsleyeceğim. Bir tane nar alıp geleceğim. Çünkü böyle nar bereket görünüyor. Yani şeyde aşurenin üstünde nar olmazsa olmaz bana göre. Evde nar yok. Bir tane nar alacağım. Bir tane de portakal alıp portakal kabuğu da koyayım diyorum ama ben bu elmaları atıyorum içerisine. Çünkü bu elmalar da iyice pişsin istiyorum. Hem de kararmadan onları da içerisine attım tenceremin ve biraz daha su ekledim. Zaten dediğim gibi kettle'da hep su kaynayacak. Bittikçe üzerine ekleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu 5-10 dakika kaynayacak. Sonra görüşürüz. Şimdi markete gittim. Bir tane nar, bir tane portakal aldım. Portakalın kabuklarını şöyle ince ince doğradım. Hemen içine atacağım. Bir de karanfil atacağım 2 tane. Şöyle bakın. Ne oldu anneciğim? Şöyle 3 tane karanfil, bir tane kabuk tarçın, bu kadar. Şimdilik bunları da karıştırıyorum. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun sen? Seni yerim. Evet, kayısılarımı şöyle dörde böldüm. Suda bekletmiştik ki onları dörde böldüm, doğradım.
Şimdi bunları da içerisine atacağım. Bademleri ayıklayacağız. Şimdi bunu da bir atalım. Hepsi yavaş yavaş bir özleşmeye başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Yine şöyle bir karıştırıyorum. Bademleri de temizleyelim şöyle. Zaten bakın hemen çıkıyor şöyle. Çiğ badem olacak tabii ki de. Şöyle hemen şöyle yapıyorum. Çıkıyor. Suda beklettiğim için hemen anında. Bunları da böyle temizleyip içine atacağım. Sonra da kuru üzümlerimi atacağım. O şekilde biraz pişireceğim. Sonra bir bardak süt atacağım içerisine. 1-1,5 bardak kadar süt ilave edeceğim. Şekerini en son atacağız. Kuru fasulyeyi de en son atacağım. Çünkü benim kuru fasulyelerim bayağı bir pişti düdüklüde. İyice dağılmasın diye onu da en son atacağım içerisine. Bu şekilde. Üzerini de Allah ne verdiyse süsleyeceğiz. Gidip nar da aldım marketten. Çünkü narla olması daha iyi bence. Daha güzel görünüyor. Hem de nar berekettir. Ne oldu anneciğim? Ne oldu aşkım? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Nerede meyve suyun annem? Şimdi bütün malzemeleri koymadım tabii ama bir avuç daha ben kuru kayısı ıslatıp koydum. Bademleri koydum. Biraz şimdi süt koyacağım. Şöyle bir bardak kadar göz kararı. Hatta 1,5 bardak kadar. Şöyle süt koydum. Karıştırıyorum. Evet. Böyle orta ateşte pişmeye devam ediyor. Bütün malzemelerim yumuşayıncaya kadar. En son dediğim gibi fasulyeleri atacağım. Biraz kuş üzümü atacağım şimdi içerisine. Kuş üzümü atmayı unuttuğum için şimdi atacağım. Yoksa daha önceden atardım kuru meyvelerle birlikte. Neyse ben şimdi kuş üzümünü de atayım. Şimdi buldum. Deniz ağlıyor. Hemen ona bakmam lazım. Yarısını içine koyacağım. Şöyle bunları da üstüne koyacağım. Karıştırıyorum. Aslında hepsini içine koysam. Azıcık daha içine koyayım. Ben içinde böyle şişiyor ya, öyle daha çok seviyorum çünkü. Hepsini içine koyayım ben ya. İyice şişsin. Öyle çok daha lezzetli oluyor. Karıştırıyorum. Şimdi çok az daha su ekleyeceğim buna. Böyle biraz daha su ekliyorum. En son ben buna bir yemek kaşığı nişasta koyacağım soğuk suyla. Onu da en son yapacağım ama. Şimdi bunlar bir 5-10 dakika daha pişecek. Orada ben kızına ilgileneceğim. Şimdi bir tepeleme nişastayı şöyle soğuk suyla karıştırıp ben koyuyorum. Çünkü kıvamı iyi olsun diye. Zaten koca tencereye bir kaşık da çok fazla olmaz. Şimdi bunu karıştıracağım. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Artık şekerini ilave edeceğim birazdan. Bir 5 dakika daha kaynadıktan sonra şekerini ekleyeceğim. Ya da şimdi ekleyeyim onu da. Hepsi bir kaynasın. 1 litre kadar 1 kilo şeker ekleyeceğim içerisine. Şöyle göz kararı koyayım ben. Tadına bakacağım. Tadına bakacağım. Pirinç de koyulabiliyor tabii ama ben denizini yıkıyor ortalığı. Ben pirinç koymadım. Oh, çok güzel kokuyor. Harika kokuyor. Evet, aşurem şöyle yaklaşık 1-1,5 saattir dinlendi. Şimdi kıvamı bence çok daha güzel oldu. Şöyle bakın. Bence harika oldu. Tadı da çok güzel. Şimdi bunları artık kaselere şu almış olduğum dağıtmak için almış olduğum bunları
kaselere şöyle eşit bir şekilde koymaya çalışacağım. Bu şekilde buraya dizeceğim. Bir yarım saat bekleyecek çünkü çok sıcak hala. Üstü kabuk tutacak. Sonra üstünü süsleyeceğim ve bir güzel dağıtacağız. Değil mi anneciğim? Şuralarımı yaptım. Hepsini de şöyle süsledim. Allah kabul etsin inşallah. Şöyle tekli kaselere koydum. Büyük kaselere de koyduklarım oldu. Daha da koyacağım. Önce bunları bir dağıtayım. Bu şekilde ne varsa işte süsledim. İşte ceviz, fındık, Hindistan cevizi, tarçın, susam, bir de nar koydum. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.